Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan bana ben bugün... teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet. Kalabalık bir izleyici kesimi demek isterim. Ama tabii kalabalık değil, koronadan dolayı. Yani umarım korona geçer de hakikaten böyle şey gerçekten de seyircili falan filan videolar çekebiliriz umarım önümüzdeki dönemde. Xiaomi Mi 10S ile ilgili bir video çekeyim istedim. Bugün için biliyorsunuz bu telefon tanıtıldı. Onunla ilgili video çekmeden önce şimdi Xiaomi'nin yani şu son 2 ayda tanıttığı telefonları biraz sonra size söyleyeceğim. Abi Xiaomi resmen çıldırmış durumda yani böyle bir bu kadar çok telefon nasıl pazara sunulur abi? Yani ben inanın aklımda tutamıyorum şimdi hangisinin. Eskiden mesela aklımızda tutardık işte şu telefonun şu özelliği var, bu özelliği var falan. Hakikaten aklımda tutmaya çalıştırdım. Çünkü ben hani hafızası falan da güçlü bir insanım ama ya şu an mümkün değil abi bunları tutmak ya. İmkansız. O kadar çok telefon tanıtıldı ki abi. Bir de isim tarafında da mesela çok enteresan. Bugün tanıtılan mesela Mi 10S. Ya neden bunun ismi Mi 10S? Şimdi abi sen Mi 11 tanıtmadın mı? Bu telefonun adını da Mi 11S koyun mesela. En azından isim yenilensin abi. Yani anlamadım ki ben. Yani gerçekten çok enteresan. Şimdi bak şöyle bir şey anlatayım size. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl son günlerinde yani 28 Aralık tarihinde arkadaşlar Mi 11 ile tanıştık. Aradan tam bir hafta geçti arkadaşlar bak. Bir hafta 5 Ocak tarihinde Xiaomi Mi 10i 5G diye bir telefonla tanıştık. Yani evet gerçekten de 5 gün yani özür dilerim bir hafta sonra bu telefonla tanıştık. Zaten şimdi bak telefonlara bakın. Telefonlar zaten şunu göreceksiniz bak. 48 megapiksel, 64 megapiksel, 108 megapiksel. Alt tarafta ise 8 megapiksel, 13 megapiksel geniş açıdan bir tanesi tercih. Daha sonra da 5 megapiksel makro, 2 megapiksel makrodan bir tanesini tercih ediyorlar. Sonra da 2 megapiksel derinlik sensörü. Bu zaten tek yani. Bu 2 megapiksel derinlik sensöründen bu sektör kurtulamadı. Allah belasını versin. Böyle bir şey olamaz. Neden? Abi ön kamerada sen tek bir kamera kullanıyorsun. Mükemmel bokeh efekti çekiyorsun. Arkada 2 megapiksel derinlik sensörü. Ya ne işe yarıyor abi bu derinlik sensörü? Birisi bana anlatsın ya. Hiçbir işe yaradığı falan filan yok ama dediğim gibi işte bunlar konuyor telefonlara. Böyle bir insanda işte bu derinlik sensörü kullanabiliyor musun? Hayır falan. Böyle bir durum. Bir hafta sonra Mi 11'den bir hafta sonra Mi 10i 5G tanıtıldı. Sonra aradan 3 gün geçti. 3 gün oğlum ya. Sadece 3 gün geçti. 3 gün geçtikten sonra Xiaomi dedi ki Redmi 9T ile karşısına çıkıyorum dedi. Xiaomi Redmi 9T ile beraber arkadaşlar Redmi Note 9T'yi de tanıttı. Yine aynı gün 8 Ocak tarihinde tanıttı. Daha sonra arkadaşlar büyük bir sessizlik oldu. Yani uzun bir sessizlik oldu ve Şubat ayı itibariyle 25 Şubat'ta arkadaşlar yani büyük bir sessizlik dediğim bir aylık bir... ya bir 5-6 haftalık bir sessizlik oldu arkadaşlar. 1,5 aylık bir sessizlik oldu. Ve daha sonra da Redmi K40 serisiyle tanıştık. Tabii Redmi K40 hakikaten güzel bir telefon serisi. Redmi K40 tabii ki tek başına gelmedi. Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro Plus'la da tanıştık. Yani hani bir tane de yetmedi. Aynı gün 25 Şubat tarihinde 3 tane Redmi K40'la tanışmış olduk. 25 Şubat tarihinden sonra 4 Mart tarihinde yani yine tam bir hafta bir hafta geçti bak ya. Bir hafta dayanabiliyor tamam mı? Bir hafta sonra Redmi Note 10'la tanıştık. Abi yani sen daha yeni Redmi Note 9T'yi tanıtmadın mı? Tanıttım. Ama abi aradan bir ay geçtikten sonra hop Redmi Note 10 da ortaya çıktı. Bunu da dediğim gibi 4 Mart tarihinde tanıttı. Redmi Note 10 tanıtıldı. Ne Redmi Note 10 Pro tanıtıldı. Bu Hindistan için olacak zaten bir modeldi. Bununla beraber Redmi Note 10 Pro Max ile tanıştık. Yani yine arkadaşlar 4 Mart tarihinde yine 3 tane telefonla birden tanıştık. Pardon bir telefon daha var onu unuttum tabii ki. Redmi Note 10 S ile tanıştık arkadaşlar aynı gün. Aynı gün 4 tane Redmi telefonuyla tanıştık. Redmi Note 10 telefonuyla tanıştık. Hakikaten çok enteresan. Daha sonra arkadaşlar 4 Mart'tan sonra bak unuttum ya sürekli olarak unutuyorum. Redmi Note 10 bir de 5G ile tanıştık arkadaşlar. Yani aynı gün biz 5 tane Redmi Note 10 serisiyle tanıştık. Yani inanılmaz bir şey ya. Ben hani normalde yani bu kadar fazla telefon tanıtılması aynı gün içinde gerçekten inanılmaz. Hani bizim bile inanın kafamız karışıyor. Bu arada bak yine şimdi notlarıma tekrar baktım arkadaşlar. Aynı gün arkadaşlar Redmi Note 10 serisinde Redmi Note 10 Pro ile karşılaştık. Bak tekrar ediyorum abi tanıtılanda tekrar ediyorum. Hakikaten kafamız karışmasın. Şimdi 4 Mart tarihinde bak Redmi Note 10 tanıtıldı. Redmi Note 10 Pro tanıtıldı. Redmi Note 10 Pro Max tanıtıldı. Redmi Note 10 S tanıtıldı. Redmi Note 10 5G tanıtıldı. Redmi Note 10 Pro tanıtıldı arkadaşlar. Bakın yani aynı gün yani 4 Mart tarihinde Redmi Note 10 serisinden 5 tane telefon tanıtıldığını görüyoruz. Ya abi
Ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Evet, Mart ayında 4 Mart'ta bu tanıtıldıktan sonra arkadaşlar bugün 10 Mart tarihinde, yani aradan 6 gün geçtikten sonra bir telefon daha tanıtıldı. Abi vallahi bak yemin ediyorum ya, hakikaten şaşırıyorum abi. Yani hani bu kadar çok telefon nasıl tanıtıyorsunuz abi? Yani inanılmaz bir şey. Kullanıcıların kafası karışıyor. Bak bugün tanıtılan telefonsa Xiaomi Mi 10S. Şimdi ben diyorum ki ya bu Mi 10'la artık işiniz ne yani? Mi 10'la neden Xiaomi yola devam ediyor? Neden Mi 11 serisine geçilmişken Mi 11 serisiyle devam edilmiyor da hala Mi 10, geçtiğimiz yılın telefonu sonuçta Mi 10, hala bunun isminden devam ediliyor. Çok aşırı derecede enteresan bir durum var. Benim inanılmaz derecede kafam karıştı arkadaşlar. Yani arka arkaya sürekli söylüyorum bunları. İnanılmaz bir telefon tanıtımı var. Ve bu telefonlara baktığımız zaman yani Yonga seti tarafında evet farklılıklar var. Ama neredeyse diğer tüm özelliklerin aynı olduğunu görmeye başlıyoruz. Ya telefonlar arkadaşlar baktığımız zaman yani hemen hemen hepsinin artık 33 watt hızlı şarj desteğine sahip olduğunu görüyoruz. İşte bir tanesi 4700-4800 mAh varken bir tanesi 5100 mAh pil oluyor. O da biraz dediğim kullanıma göre. Bu mesela bugün tanıtılan Mi 10S'in tabii ki farklarından bir tanesi nedir? Mi 11'deki kullanılan bu Harman Kardon'la geliştirilen arkadaşlar bu ses sistemi bu telefonda da kullanılmış. Ha kötü mü? Bana sorarsanız mükemmel bir performans var. Zaten telefon DxOMark sitesinde de en iyi sese sahip telefon seçildi. Ya bu noktada en azından bu bir fark yaratıyor. Ama abi bu kadar çok mesela Redmi Note 10 serisi tanıtıyorsun abi. 5 tane Redmi Note 10 var. Biz yazarken, biz anlatırken şaşırıyoruz. Yani kullanıcı bu kadar çok telefon tanıtılmasına gerçekten tepki koyabilir. Yani artık insanlar, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, ben bunu çok merak ediyorum. Yani bu kadar çok telefon tanıtılması sizin için uygun mu değil mi? Bu konuda da sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Ben en azından Xiaomi'nin şu 2 ay içinde tanıttığı, yani çünkü hani Ocak, Şubat 2 ay, yani bugün Mart'ın 10'u. 2 ay 10 gün olmuş yani. 2 ay içinde tanıttığı telefonları bir bakalım abi. 2 ay için 60 günde yani bu kadar çok telefon mu tanıtılır? Bir de bu telefonların pazarlaması, bu telefonların satışa sunulması, kullanıcı, ya global pazarlaması, ya bilmiyorum abi bu işin içinden Xiaomi nasıl çıkacak? Çok fazla merak ediyorum bu kadar çok telefon tanıtılmasıyla ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolar görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.